1-2. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 278. Ordinat Yayınları. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1-2. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Ordinat Yayınları Sayfa 278'de. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1. Bir topluluğu, bir amaca yöneltmek için söylenen, coşkun ve etkili sözlerden oluşan konuşmaya verilen addır. Özellikle askerlik, din, politika, sanat, bilim ve hukuk konularında gelişmiştir. Atatürk'ün Nutuk adlı eseri bu türün en önemli örneğidir. Bu metinde tanıtılan tür aşağıdakilerin hangisidir? A. Eleştiri. B. Günlük. C. Hitabet. D. Sohbet. E. Söyleşi. Cevap, C. İkinci, kimi konuşmacılar öyle konuşurlar ki konuşmaların içerinden ziyade anlatım tarzları dikkat çekicidir. Dinleyiciler sıkılmadan onları dinleyebilirler. Konuşmacının ne konuştuğundan ziyade nasıl konuştuğu önemlidir. Dinleyici kendisi için çok da gerekli olmayan bir konuyu konuşmacının üslubu sayesinde dikkatle dinleyebilir. Bazı yazarların diğer yazarlardan daha çok okunması bu sebepledir. Yazıdaki bu durum konuşma için de geçerlidir. Bu metinde konuşmamın hangi özelliğinden söz edilmemiştir? A. Akıcılığı. B. Duruluğu. C. İçtenliği. D. Özgünlüğü. E. İçeriği. Cevap, E. Üçüncü, aşağıdakilerden hangisi söylev türünde eser vermemiştir? A. Hamdullah Subhi Tanrıöver. B. Mustafa Kemal Atatürk. C. Süleyman Nazif. D. Tarık Buğra. E. Halide Edip Adıvar. Cevap, D. Dördüncü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde de veya ki'nin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? A. Öyle duygular yaşıyorum ki tarifi imkansız, yine de anlatayım. B. Ben ki açta susuzda durabilirim ama vatansız asla. C. Çocuk duvardaki resme öyle bir baktı ki sanki ruhunu aldılar. D. Babam ki dışındaki sertliği özünde merhamete dönüştüren bir adamdır. E. Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın, ben de gülemedim, yalan dünyada. Cevap, B. Beşinci, I. iyi bir konuşmacı, söyleyeceklerini amacına uygun bir yönde duygu ve düşünce akışını bozmadan dile getiren kişidir. 2. Bunun için de dinleyicilerini yakından tanır. 3. Dinleyicilerin düzeyine göre söylevine öz ve biçim kazandırır. 4. Sesin tonları, dalgalanmalarının yanı sıra tüm nesler, hareketler, duruşlar ve yüz ifadeleri konuşmayı oluşturan fiziksel ögelerdir. Ve iyi bir konuşmacı, konuşmamın akışında ve oluşumunda önemli bir yeri olan bu fiziksel ögeleri çok iyi bir biçimde kullanmayı bilir. 6. Dinleyicileri etkilemek isteyen bir konuşmacı bunlardan ustalıkla yararlanır. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense, ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? A. 2. B. 3. C. 4. D. V. E. 6. Cevap, C. 1-2. Sınıf Ordinat Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı sayfa 278 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.